Bir hafta içi gününde sabah saatlerinde kahvaltı yapıyordum iş yerimde. Demir kırma sesleri geldi. Güvenlik kameralarından bakalım dedik. Kamera kayıtlarına bakarken o esnada klima, şu arkamdaki klima motorlarının parçalarını sökmeye çalışıyordu. O esnada biz geldik buraya, hırsızı yakaladık, yere yatırdık. Polisi aradık, polis geldi, incelemelerinde bulundu, kelepçesini taktı, karakola götürdü. Daha sonra olaya el inceleme geldi, her şeye baktı, sonra ben de karakola geçtim. Karakola geçtikten sonra çocuğun denetimli serbestliği varmış, onu öğrendik. Pişmanlı da, yalvardı, yakardı. Şikayetçi olmayacağız dedik. 5 dakika sonra polis geldi, çocuk senden şikayetçi oluyor diye. O şikayetçi olunca mecburen biz de şikayetçi olduk. Biz şikayetçi olunca direkt denetimli serbestliği olduğundan dolayı direkt aynı gün cezaevine girdi savcılık kararıyla. Polis gelene kadar onu biz burada mecburen yere yatırdık kaçmasın diye. Kaçmasını engellemek için yere yatırdık. O da beni darp etti demiş. Darp şeyi almış, darp raporu almış. O bizden şikayetçi olmuş. Yani hırsızı yakalayınca bizden şikayetçi oluyorlarmış. Yani kim şaşırmaz ki böyle bir duruma. Evet, bir kere daha klima motorlarına gelmişlerdi ama bir şey yapamadan gitmişlerdi. Sesleri duyan komşular sağ olsun bağırıp çağırmışlar. Onlar gitmişlerdi. İlk defa başımıza geliyor böyle bir olay. Hele ki şikayetçi olan bir hırsız, bu herhalde herkesin başına gelmemiştir diye düşünüyorum. Ne yaptı abi buradan? Abi şu klimanın rekorlarını çalmıştı. Yani daha sökmüştü bunları. Bunların elektrik kablolarını, bakır borularını sökmüştü. Ben geldim, klimanın da kablolarını söküyordu. Bu odasını yapıyordu. Bu bizim çevre güvenlik kameralarımız var içeride. Hem içeride hem dışarıda. Ses geldi, güvenlik kamer